Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlarımız, dersimiz arkadaşlık ve arkadaşın vasfı ile ilgili devam ediyor. Cenab-ı Hak Maide Suresinin 51. ayeti kerimesinde "Ey iman edenler, Yahudilerle Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirinin dostlarıdırlar. İçinizden kim onları dost ve yardımcı edinirse, o da onlardandır. Yüce Allah, düşmana dostluk etmekle nefislerine zulmedenleri hak yoluna eriştirmez, hidayet etmez." İşte görüyorsunuz, kiminle dost olduğuna iyi bak. Çünkü sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, "El mer'u me'a men ehabbe, kişi sevdiği ile beraberdir" buyuruyor. Kimi sevdiğine dikkat et. Allah'ın sevdiklerini, peygamberin sevdiklerini sev. Allah ve peygamber düşmanlarına karşı dost olma. Onlara Allah için buz eyle. Allah'ın buz ettiğine sen de buz et, Allah'ın sevdiğini sev. Yüce Allah'ı, kim ki Yüce Allah'ı severse, o dünyada da ahirette de onunla beraberdir. Eğer konuşacak olsa, Yüce Allah'a konuşur. Söz söylese, Allah'tan söyler. Hareket etse, Allah'ın emriyle olur. Sükût etse Allah'la birlikte olur. O daima yüce Allah adına, Allah için ve Allah ile beraberdir. Ancak şu da bilinmelidir. Ulema mahbubta birlik olmadıkça muhabbetin sahih olmayacağı, kim muhabbet iddia eder de fakat şeriatın haram helal, efendim emir yasak hududunu muhafaza etmezse, doğru sözlü olmadığında ittifak etmiştir. Kişi sevdiğiyle beraberdir hadisi şerifiyle, kim bir kavmi İhlasla severse bu onların zümresindendir. Hatta onların amellerini yapmamış bile olsa. Çünkü kalben yakınlık sabit olmuştur. Tirmizi'nin rivayetinde Hazreti Enes radıyallahu anhü, Müslümanlar bu hadisi şerifle sevindikleri kadar başka hiçbir şeye sevinmediler der. Hadis-i şerifin zımmında hayırlı kimseleri peygamberler, sahabiler, veliler, şehitler, sıddıklar, ebedi hayatta onlarla beraber olmak ve cehennemden halas bulmak ümidiyle sevmeye teşvik var. Keza yüce Allah için sevmeye teşvik olduğu gibi Müslümanlar arasında kinleşmekten de terhip ve korkutma var. Çünkü kim Müslümanlara husumete devam ederse bu mümtaz beraberliği kaybeder. Hadis-i şerifte
Ayrıca kafirler arasındaki sevişme, onların da cehennemdeki beraberliklerini netice verecektir. Ama o ne kötü yerdir. Evet sevgili dostlarımız, buna çok dikkat lazım. Şimdi şuraya tekrar ediyorum ki önemine binaen, kim Allah'ı severse, o dünyada da ahirette de onunla beraberdir. Eğer konuşacak olsa, yüce Allah'a konuşur. Söz söylese, yüce Allah'tan söyler. Hareket etse, Allah'ın emriyle olur. Sükût etse, yüce Allah'la birlikte olur. O daima yüce Allah adına, Allah için ve yüce Allah'ladır. Kendini onun huzurunda bilir. Çünkü Cenab-ı Hak görmektedir. Sen onu göremesen de o seni görüyor. Onun huzurunda olmak duygusuyla yaşa. Şunu da iyi bilmek lazım. Ulema mahbubla mahbubta birlik olmadıkça muhabbetin salih olmayacağı. Kim muhabbet iddia eder ve fakat şeriatın haram helal emir yasak hududunu muhafaza etmezse doğru sözlü olmadığında ittifak etmiştir. Kişi sevdiğiyle beraberdir hadisi şerifiyle, kim bir kavmi ihlasla severse bu onların zümresindendir. Hatta onların amellerini yapmamış bile olsa yine onlardandır, çünkü kalben yakınlık sabit olmuştur. Evet sevgili dostlarımız, yine Buhari Şerif'te anlatılan bir haberde, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun diyen ayeti kerimeyi Buhari bize haber veriyor. Allah da sizi sevsin. Ayeti mucebince Allah için sevmenin alameti babı, işte Buhari bu başlığın altına ne diyor, kişi sevdiğiyle beraberdir hadisini o şekil kaydediyor. Yani sen yüce Allah ne diyor? Eğer Allah'ı sevdiğini söylüyorsanız onlara de ki ey Habibi Muhammed, bana uyun. Yani peygambere uyma zorunluluğunu Allah emrediyor. Peygambere diyor tabi ol da bana öyle gel. O zaman Allah da sizi sevsin. Günahlarınızı bağışlasın. İşte Allah'ı sevmenin bu ayeti kerime başlığı altında hadis-i şerifler buna istinaden ortaya konmuş, açıklanmaya çalışılmıştır. Evet, Kirmani'nin getirdiği bir yorum. Sevgili dostlarımız, kulun Allah'ı sevmesinin alameti, Resulullah'a tabi olmak, ittiba etmekle hasıl olur. İşte gerçek burada yatıyor. Hadis-i şerif ise her ne kadar bu meselede esas aleyhissalatü vesselamın bütün emirlerine imtisal etmenin gereğini ifade ediyor ise de bir lütuf olarak buna inanmak suretiyle de hasıl olduğunu ifade eder.
Yani ayetin gereği olan bütün amellere ittiba tam olarak yerine gelmese de, bunu yapanlara gösterilen muhabbet ve onlarla beraberlik kurtuluşun aslının hasıl olması için kafidir. Çünkü onları sevmek amelleri, taatleri sebebiyledir. Muhabbet kalbin derinliklerinden gelen bir duygudur. Yüce Allah ise, sevgili dostlarınız, Peygamberin emirlerini tam olarak işleyen kimseleri, sevenleri, itikatları sebebiyle mükafatlandırır. Çünkü Yüce Allah'ın mükafatlandırmasında niyet asıldır. Amel niyete tabidir. Ayrıca beraberlik için derecelerde müsavet şart değil. Bir ziyafet sofrasına çok farklı derecelerdeki insanlar iştirak edip beraber olabilirler. Bu da Kirmani'nin gerçek Müslümanın gerçek Müslümanları sevmesinin efendim kazandıracağı niyete işaret etmektedir. Şunu da iyi bilelim ki bu sözler güzeldir ama Müslümanı, gerçek Müslümanı, kamil derecedeki Müslümanları sevmek de ayrı bir niyetin olgunluğu ve zenginliğine bağlıdır. O da yine Allah sevgisine bağlıdır. Orada başarılı olmak için burada da hidayeti Rabbaniye ihtiyaç var. Her konuda olduğu gibi. Söylemek güzeldir, izah etmeler de güzeldir. Ama kişinin yaşadığı gibi öleceğini, öldüğü gibi dirileceğini unutmamak lazımdır. Namazsız, abdestsiz, tahretsiz, Kur'ansız, ilimsiz, irfansız yaşayacaksın. Başka türlü ölemezsin, böyle ölürsün. Böyle ölünce böyle dirilirsin. Kalp ona göre şekillenir. Kalp ona göre konumunu ortaya çıkarır. Bugün imanlı kalplerle imansız kalpler, Allah-u Teala'yı seven, niyeti mükemmel olan imanlı kişinin niyetiyle fasık kişilerin, kafir kişilerin kalpleri, niyetleri bir değil ki. Ey Müslüman, aklını başına al. İzahlar güzel. Ulema her türlü izahı yapmış. Çok güzel çalışmış. Rahmetullahi aleyhim ecmain. Ama işin aslı sana dayanıyor ey adam, ey insan, ey Müslüman. İşin aslı sana dayanıyor. Niye? Aklını başına al. Allah'ı sev. Allah'ın tüm emirlerini sev. Peygamber'e sıkıca tabi ol. İslam şeriatını iyi yaşamaya gayret et. Ve İslami ilimlerden uzak kalma. Bu dersleri, İslami dersleri nerede olursan doğru anlaşılmış, doğru anlatılan dersleri, batıl bid'atçıların dersleri değil. Buna dikkat et, dersin almaya devam et. İslam'dan kopuk yaşayıp da seni gelip de biri orada bağlayacak değildir. İslam'dan kendini koparma. Kur'an-ı Kerim'den koparma, peygamberden koparma kendini. Kur'an'ın nasihatlarını dinle. Ne dedi orada? Allah'ı sevmenin alameti nedir?
Kişi yüce Allah'ın huzurunda olduğunu bilir. Konuşunca Kur'an'la konuşur. Ayet ayet konuşur. Peygamberin hadisleriyle konuşur. Fakihlerin fıkıh ilmiyle konuşur. Sustuğu zaman Allah'ın huzurunda olduğunu bilerek susar. Konuştuğu zaman Allah için Allah'ın kelamıyla konuşur. Ve velhasıl her hali Allah iledir. Allah'ı sevmenin alameti budur. Bu şekilde olan kişi cayır cayır farzları terk eder mi? Vacipleri, sünnetleri terk eder mi? Haramlara, efendim, mekruhlara, günahlara kendini sevk eder mi? Haramdan nefret eder. Günahtan nefret eder. Daha büyük korkusu nedir? Şirkten, küfürden, nifaktan, kötü ahlaktan korkar. Çünkü şirk, küfür, nifak kişide varsa bunu kimse cennete götüremez. Bunun yeri yurdu cehennemdir. Hem de ebedi kalmak üzere. Evet, çok güzel izahlar yapılıyor ama işin aslını unutmayalım. Ey insanoğlu, aklını başına al, başın çaresine bak. Bunun çaresi peygambere tabi olmak, Kur'an'la, İslami ilimlerle haşır neşir olmak. İlmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin sürekli terakki ederek yaşamak. Kulluğunu yap. Allah görevini fazlasıyla yapıyor. Lütfuna nihayet yok. Keremine nihayet yok. Ama sen kulluk yap. Başta bir defa imanına sahip ol. Ondan sonra ameli salih sahibi ol. Bunun dışındakiler seni aldatır. Sana söyleyeyim. Evet. Gavur yaşayıp kimse Müslüman ölmez. Müslüman yaşayıp da kimse de gavur ölmez. İstisnalar kuralları bozmaz. İstisnalar kural dışıdır. Kurallara bak. Kuralın aslı nedir? Müslüman yaşayıp Müslüman ölmektir. Allah'a itaat ederek yaşamak, itaat ederek ölmektir. İhsan ederek değil. Evet, şimdi de muhabbetle ilgili dersimiz devam ediyor. Ebu Hureyre radıyallahu anhü hazretleri anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, nefsim yedi kudretinde olan zata, yüce Allah'a yemin ederim ki, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. İşte şanlı peygamber diyor, ne diyor? İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Hangi iman? İslam imanı, Kur'an'a uygun. Kur'an'ın emrettiği gibi, sahih sünnetin emrettiği gibi, ulemanın bunların tümünden çıkarttığı itikadi bir ne var? İman dersleri var. Bunları doğru bileceksin, doğru öğreneceksin. Gerçek iman etmedikçe, İslam imanıyla, Hristiyan da iman etmiş, sakat. Baba, oğul diyor, Ruhul Kudüs diyor, Allah üç diyor, haşa. Yahudi de Üzeyr İbnullah diyor, Üzeyr Allah'ın oğlu diyor. Bunlar iman değil, şirk bunlar, küfür. İsa Allah'ın oğlu diyor Hristiyan, haşa, sümme haşa. Bunlar küfür.
kişiyi doğru cehenneme götüren, ebedi cehennemlik yapan şirk bunlar. İsa aleyhisselam, Üzeyir aleyhisselam böyle bir şey demedi ki, deme şansı yok zaten. Kimse, hiçbir peygamber yanlış söylemez. Peygamberlerin yolundan sapanların uydurduğu dinler bunlar. Bunlar din de değil. Uydurukça, batıl inançlar. Ehl-i bid'atın sapık sapık bir sürü inançları var. Budizm var, Yunan felsefesi var, şu felsefe var, bu felsefe var. Öteki var, beriki var. İslam imanının dışında hiçbiri iman değildir. İslam imanı bütün peygamberlerin imanıdır. Bu ezeliden gelir, ebede gider, değişmez. Allah ezelde de aynı Allah, ebette de. Sadece değişen nedir? Allah-u Teala şeriatları yeniler. Muhammed'i şeriatla da hepsini yenilemiş. Tabi önünde yepyeni bir İslam şeriatı var. İslam'a sıkı sarıl, İslam'ı öğren. Ne diyor şanlı peygamber aleyhissalatü vesselam? İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Birbirinizi sevmedikçe kimi? Müslüman, Müslümanı imanından dolayı sevecek. Kur'an'ından dolayı sevecek. Aynı Allah'a iman ettiğin için Müslüman, Müslümanı sevecek. Aynı peygamberin şeriatına, dinine tabi olduğun için Müslüman, Müslümanı sevecek. Adam gavuru seviyor, Müslümana yan bakıyor. Böyle Müslüman olur mu? Hem de Müslümanım diyor. Ne diyor? Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Çünkü imanlı imanlıyı sevmezse, burada iman kardeşliği olur mu? Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz şeyi haber vereyim mi? Aranızda selamı yaygınlaştırın. Selamın içinde ne var? Selamın içinde selamet var. Zaten İslam kelimesi selam kökünden geliyor. Selim kökünden geliyor. Allah'a teslimiyetten geliyor. Allah-u Teala'nın koruması altına girmiş, Allah'a teslim olmuş, güven içinde, huzur içinde insan demektir Müslüman. Allah'a teslim olmuş, selametin içine girmiş. İslam bu. Ve Esselam Allah'ın bir ismidir. Seni ne diyor? Bütün tehlikelerden koruyup selamet üzere yaşamak senin üzerine olsun ey Müslüman kardeşim diyor selam verdiği zaman karşıya. O da diyor ki aynı niyet, aynı dilekle ve aleyküm selam diyor. Aynı tehlikelerden emin olup selamet içerisinde, huzur içinde, ebedi yülebet, mutlu olmak da senin de üzerine olsun diyor. Bu tarifin hepsi değil, içinden bir özü. Allah'ın Esselam isminin içerisinde daha nice manalar var. Nice tehlikelerden seni koruyan, nice sana mutluluklar, lütuflar bağışlayan neler var? Selamı aranızda yayın diyor. Şimdi adam selam vermeyi unutmuş, almayı unutmuş, selam vermeyi bilmiyor. Adam Müslümanım diyor. Selamdan haberi yok. Besmele'yi ömür boyu 80 sene okumuş, Besmele'nin içerisini bilmiyor. Selamdan haberi yok. Günde 5 defa ezan okunuyor, ezanın kelimelerini öğreneyim diye ihtiyaç duymamış. O kelimelerin içindeki manayı,
kısaca özlü olarak bile öğrenme ihtiyacı duymamış. Elham'ın anlamını doğru dürüst öğrenmeden, öğretmeden emekli olan kişileri imam yaparsanız işte durum böyle. Adam ben memurum diyor işte. Gelen gelsin, gelmeyen gelmesin. Şapur şupur yatıp kal diyor milleti. Ondan sonra ne maneviyat var, ne zevk var, ne haz var, ne ilim var, ne irfan var, ne ihlas var. Böyle imamlık, böyle cemaat olursa camiler boşaldı işte. Camilerde cemaat yok. Bir tek apartman bir camiyi dolduracak durumda. Şimdi bir apartman geliyor, binlerce apartmanın cemaatleri nerede? Her apartmana bir cami yapsanız camiler yetmez nüfusa göre. %90'ı, %99'u Müslümanım diyen bir ülkenin halini, bu hale kim getirdi bu milleti? Milletin bir defa kendi suçlu. Herkes kendi başının çaresine bakacak. İyi bir Müslüman olmak için çare arayacak. Çareler yok değil ki, var. Ama bu milleti asimilasyona tabi tutan, bu hale getiren kim? Bunu sen iyi biliyorsun. Kimler olduğunu, bunu sen iyi bildiğin için açıklamıyorum. Bir zamanları Allah demenin suç olması ve başını örtenin bile, başörtüsü Allah'ın emirlerinden bir tanesi, hepsi değil ki, bunu bile yasaklayıp da milleti 90 sene balyozun altında tutanlar kim? Bunu iyi biliyorsun sen. Eğer hala bunu bile bile aynı cephede isen, yarın Allah'a hesabı sen de vereceksin, ben de vereceğim. Hepimiz hesap vereceğiz. Demek gavurun safhasında, ses cephesinde, ordusunda savaşacaksın. Ondan sonra da ben Müslümanım diyeceksin milleti kandırmak için. Dine, imana, Kur'an'a kim karşı ise, dine, imana, Kur'an'a, Allah ve peygambere kim karşı ise, bu benim babam da olsa kafirdir, evladım da olsa kafirdir, Allah'ın emirlerine karşı olunmaz. Ne dedi biraz önce? Kişi sevdiğiyle beraber, Allah'ı seven, peygamberi seven, Kur'an'ı ve İslam'ın bütün ilkelerini seven kişi böyle yapar mı? Daha neler? Daha neler? Bunu sen iyi biliyorsun. İşte entegreden falan bahsediyorlar. İşte batıya gidin, doğuya gidin, şuraya gidin, buraya gidin, entegre olun. Entegreyi çoktan geçti, asimile oldu. Kişi ne olduğunu bilmiyor. Şöyle bir bak, bir Müslüman Türk genci, bir Müslüman Arap gencine bir bak, bir Müslüman gençlere bakın. Ana baba Müslüman ama çocuğun halinde din imandan hiç haberi olmayan bir gençlik törediğine de bir bak şöyle. Kim yapıyor bunları böyle? Bu hale kim getiriyor? Evet, milli diye diye gayrimilli hapları millete yuttura yuttura işte böyle oldu. Milli diye diye gayrimilli haplar yutturuldu. Ya İşte sen ceylan eti yediğini zannediyorsun, sana neler yedirdiler, ne hangi hapları yutturdular, yutturuyorlar. Bir milletin milleti için
yüce değerlerine toptan bağlı olacak. O toptan bağlı olan milli değerleriyle bütün ilimlerle cihana açılacak. İşte o zaman kitabi ayetler den kevni ayetlere doğru terakki edeceksin. Senin ecdadın böyle geldi. Senin kökün çok sağlam. Ama o sağlam ağaca kötü kalemler aşılamaya çalışanlar var. O kalemleri kırın, aslınızı aşlayın. Köküm çok sağlam. O yabancı kalemleri kırın atın. Yerine milli kalemler aşılayın. O da imandır, o da Kur'an'dır, o da İslam'dır. Onun için İslami ilimlerdir, ilmel yakin ilimlerdir, aynel yakin ilimlerdir, hakkal yakin ilimlerdir. İlmel yakini elde etmeden öbürlerine terakki edemezsin. Bizden söylemesi ötesi size kalmış. Yarın bu dünyayı sen de terk edeceksin, ben de terk edeceğim. Mezardan mahşere doğru gidip hesap vereceğiz. Oraya hazırlanalım. Şimdi sen cilaya süse aldatılmışsın. O modern arabalara aldatılmışsın. Yüksek binalar seni aldatmış. Hazreti Muhammed 7 kat gökleri aştı gitti. Kabe Kavseyn'e ulaştı. O 7 kat gökleri gezen peygamber, Miraç peygamberi geldi. Toprağın üzerinde, hasır üzerinde yatıyor. Hasırın izleri yüzünde belli oluyor. İçeri giren Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali gibi zatlar onu görünce ağlıyorlar. Bakın Miraç peygamberine bakın. 7 kat gökleri gezip gelen alemlerin rahmet peygamberi geldi toprağa koydu yanı başını. Hasır üzerinde yatıyor. Hasırın yüzünde izleri belli oluyor, görünüyor. İşte İslam bu, iman bu. Önder peygamber, örnek peygamber, alemlerin rahmet peygamberi bu işte. Ey Müslüman! O apartmanlar, o lüks arabalar, o paralar, pullar, şu andaki bu sahip olduğun gençlik, yarın ya ölüm gelecek, genç iken öleceksin, ya yaşlanıp yaşamaktan bıkacaksın. Belin eğrilecek, kalkınca oturamayacaksın, oturunca kalkamayacaksın. Bu dünya dinsiz imansız olmayı değer mi sana söylüyorum? Aklını başına alsana. Bu dünya dinsiz imansız olmayı, Müslümana zulmetmeye değer mi? Öleceksin, dirileceksin. Ha ben dirilmem diyorsan kızıl kafirsin. Kafir ne demek? Gerçeğin üzerine örten demek. Gerçeği kabul etmeyen demek. Tamam, sen gerçeği, hakikati kabul etmiyorsun. Peki sana bunun örneğini vereyim mi? Sen yoktan seni var eden, bu alemi yaratan, seni böyle organlarınla, sistemlerinle, hücrelerinle, dokularınla seni güzel mi güzel yaratıp, şu kafayı buraya koyan Allah, gözleri, kaşları, dudakları buraya koyan Allah, şuraya iki kulağı açan Allah, sana şu iki kolları ve parmakları veren Allah, sana bu sureti, bu sireti verip içine ruhu üfleyen Allah, sana ruh veren Allah, seni ölünce diriltmez mi? Aklını başına al be adam.
Gerçeklere kör olma, sağır olma, dilsiz olma, ahraz olma. Gerçekler haykırıyor. Sen gerçeklere değil, birisi sana yanlış hap yutturmuş. O hapın sarhoşluğuyla ne yaptığını bilmiyorsun. Gel kendine gel de Müslüman ol. Müslümansan İslam'ın kıymetini bil. Artık İslami değerleri öğren ve yaşamanın gayreti içinde ol. İslam olarak yaşa, Müslüman olarak Allah yolunda cihad et, Müslüman olarak öl. Başka türlü ölme. Bu konuda çok ayetler var. Bugün ne diyor Yusuf Aleyhisselam? Allah'ım beni Müslüman olarak öldür diyor. Başka türlü öldürme. Her peygamberin duası bu. Ya. Evet sevgili kardeşlerim. Demek ki İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz şeyi haber vereyim mi? Aranızda selamı yaygınlaştırın. İşte Müslümanlar birbirine selamı ne yapacaklar? Selam vermeyi ihmal etmesinler, selam almayı da ihmal etmesinler. Vermek sünnet, almak farzdır diye ulema bu hadisleri, ayetleri incelemiş, hükümler ortaya konmuştur. Bir de içindeki senin kazanacağın neler var? Selamet var. Ebedi kurtuluş var. Ebedi kurtuluş duası bu. Selamet duası, selamlaşmak. Evet sevgili dostlarımız, Numan İbni Beşir radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamette, birbirlerine şefkatte müminlerin misali, bir bedenin misalidir. Ondan bir uzuv rahatsız olsa, diğer uzuvlar uykusuzluk ve hararette ona iştirak ederler. Bu da Buhari Müslim'in haberidir sevgili dostlarımız. Ey dünya Müslümanları, bir vücut gibi olman gerekiyor. Dünya Müslümanları tek bir vücut gibi olmak zorundadır. Birinin baş ağrısı hepsinin baş ağrıyor gibidir. Biri rahatsız olsa hepsi rahatsız olur gibidir. Vicdanen, iman yoluyla böyledir. Senin Müslüman kardeşin zulüm altında inim inim inlerken sen burada rahat edebilir misin? Edemezsin. Edemeyeceğini bu sana, imanın varsa rahat edemeyeceğini sana bu hadis-i şerif hatırlatıyor. İmanın yoksa ölülerin üzerine sofra kurup yemek yiyebilirsin. Can çekişenlerin üzerine sofra kurup tarihte yemek yiyenler vardı. Bunun için böyle bu durumlara düşme. Ey Müslüman, bir bütün ol, bir vücut gibi ol. Dünya Müslümanları birlik beraberlik içinde bir vücut gibidir. Hepsi Allah'ın emrindedir. Hepsi İslam'a bağlı emir ve komutayı Kur'an-ı Kerim'den, peygamberden, Allah'tan, peygamberden alır. Ve başlarındaki amir Allah'ın emriyle emreder, hükmüyle hükmeder. Onun için amir, memur hepsi görev başındadır. Her Müslüman halifedir, bir de başlarına devlet başkanı seçerler. Bu da halifelerin halifesidir. İşte sevgili dostlarımız, hepimiz görevliyiz Allah'ın emrinde. Birlik, beraberlik içinde. Eğer bir binanın
tuğlaları gibi bir binayı meydana getiren tuğlaları düşünün. Bütün tuğlalar bir binayı meydana getirmişlerdir. İşte hepimiz bir İslam binasını, İslam'ı yücelerde, yükseklerde tutmak için o İslam binasının birer tuğlası gibi, vücutta bir hücre misali, birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Bizi bölenler, parçalayanlar, işte bunun için Müslüman'ın tepesine vurup, Müslüman'ın kanını akıtıyorlar, gözyaşlarını akıtıyor. Niye? Müslümanlar birleşmesin diye. Müslümanlar şu anda paramparça, onun için Müslüman'ın kanı akıyor. Onun için Müslüman'ın gözyaşı akıyor. Birlik olun, beraberlik olalım, bir olalım. Allah bir, İslam ortada, Kur'an-ı Kerim ortada. Peygamber, şanlı peygamber Hazreti Muhammed'in şeriatı ortada. Mezhepler demek, bölmek demek, bölünmek demek değil. Bu bir zenginlik demek. Dört mezhep arasında tarih boyunca hiç mi hiç savaş çıkmamıştır? Mezheple ilgisi yoktur bunların. Mezhepte müçtehitler ilmi bir yarış içindedirler. Müçtehitler, fakihler. O bir zenginliktir. Ağacın o zengin uzanan dalları gibidir. Kök birdir. Bu konuda çok bilgiler verdik. Bu da bu kadarcık değiniyoruz sevgili dostlarımız. Bir parmak rahatsız olsa o beden bütünüyle rahatsız olur. Değil mi? Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam, merhametli olmadıkça iman etmiş olamayacaksınız. Ey Allah'ın Resulü dediler, hepimiz merhametliyiz. Hayır dedi. Bundan maksat elinize olan merhametiniz değil, bilakis topluma, umuma olan merhametinizdir buyurdu. Gördünüz ya, işte bir Müslüman şartta kalpte de olsa birbirine merhamet etmek zorundadır. İslam toplumu birbirinin imdadına, yardımına koşacaktır. Merhamet bu. Efendim terahumdan maksat iman kardeşliğiyle birbirine acımaktır. Tevadüt muhabbeti celbeden sılaya yer vermektir. Ziyaretleşmeler, hediyeleşmeler gibi. Teatuf birbirine yardım etmektir. Evet sevgili dostlarımız, bu manaları görünen suretler şekline dökmektir. Evet, İbni Ebi Cemre aleyhissalatü vesselam, imanı cesede, ehlini azalarına benzetti diyor Peygamber Efendimiz'ler için. Çünkü iman asıldır. Teklifler'dir. Ceset de bir asıldır. Ağaca benzer. Azaları da dallara, budaklara. Azalardan biri rahatsız olsa tıpkı bir ağaç gibi diğer uzuvlar da rahatsızlık çıkar. Dallardan birine vurulacak olsa diğer bütün dallar onun tesiriyle kıpırdanırlar. Evet sevgili dostlarımız, işte görüyorsunuz. O kadar haberler var ki, bu kadarcık da yetinelim. İnşallah bıraktığımız yerden derslerimiz devam etmek üzere. Bugünkü dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Cenab-ı Hak gereken dersini şanlı Kur'an'dan,
nurlu İslam'dan alan, imanı kamil olan, tüm amelleri salih olan, Allah'ın rızasına, cemaline nail olan kullarından eylesin.